Herkese merhabalar. Bugün yine on the phone konusunun üçüncü kısmını öğreneceğiz. Telefondan kurtulabiliyor musun Tonguç'um? Hayır hocam. Kurtulamıyorsun ama LGS İngilizce'de on the phone konusundan bugün kurtuluyoruz. Çok güzel bir şekilde request yani istekleri, offerları, teklifleri ve nasıl telefonda konuştuğumuza ne tarz cevaplar gelebileceğini göreceğiz. Bu konu LGS'de nasıl geliyor ona bakacağız. Yani LGS'de bize bu konudan sorular nasıl geliyor karşımıza, boşluk doldurmaları nasıl yapacağız onu göreceğiz. Ama en önemlisi sen bu konuyu öğrendikten sonra yani bu konuyu artık bitirdikten sonra mutlaka bol bol soru çözmen lazım. Çünkü LGS'de sana soru soracaklar. Öyle değil mi Tonguç'um? Evet hocam. O zaman sen de mutlaka 0'dan 8'e Sözel'den, Taktikli İngilizce'den, Dinamo İngilizce'den ve Onda 10 Zoru Bankası'ndaki İngilizce kısmından mutlaka soruları çöz. Ve burada eğer On The Phone konusundaki soruları bitirdim diyorsan mutlaka şurada ekstra dijital sorularımız var. Onları da mutlaka çözmeni istiyorum. O dijital soruları çözebilirsin. Soruları tekrar edebilirsin. Yine Dinamo Soru Bankamızı da biliyorsun ekstra dijital sorular var. Yani yeni nesil sorular var. Bunları da bitirdikten sonra yine taktiklide de posterlerini asarak Game of English posterlerini asarak sorularını çözebilirsin. Ardından da mükemmel bir şekilde konuyu cebine net olarak yazmış olacaksın. İngilizce'de 10'da 10 yapmak istiyor muyuz Tonguç'um? Evet hocam. O zaman harika bir şekilde şimdi dersimize başlayalım. Konumuzu öğrenelim. Ardından da sorularımızı çözerek mükemmel bir şekilde İngilizce'yi 10'da 10 yapalım. Hadi bakalım. Şimdi burada bugün öğreneceğimiz şey on the phone konusunda will ve shall konusuna bakacağız. Ardından da bazı offers'lar, request'ler, ricaları göreceğiz. Ve sonrasında da how to book a room veya inviting someone on the phone konusuyla alakalı bazı alıştırmalar, bazı sorular çözeceğiz. Ve ardından da ödevimizi vereceğiz. Birincisi Tonguç, offers with will ve shall. Yani teklifleri will veya shall yapıyoruz İngilizce'de. Bunu görelim bakalım. Will I help you? Yardım edebilir miyim? Will we meet at the cinema at 3 p.m. today? Bugün 3'te öğleden sonra 3'te buluşalım mı sinemada? Shall we meet at Rose Cafe? Rose Cafe'de buluşalım mı? Shall I come at 7 p.m.? Akşam 7 gibi görüşelim mi? Buluşalım tabii mı? Tabii ki olur. Neden olmasın? Ha, bunların hepsi benzer. The same. Will ve shall benzer olur. Mesela bakalım. Burada ben bir cümle söyleyeceğim. Sen de buna cevap vereceksin. Shall we watch the film on TV together? Okay. Of course. Of course. We shall. Oğlum ne diyorsun? Okay, what time shall I come? Ha, yani bu akşam beraber film izleyelim mi diyor. O da tabii ki diyor bak hemen uyanıyor gözler. Ne zaman geleyim diyor. Şunu mesela sen yap, bunu sen söyle. Will I help you with your homework? Sana ev ödevine yardım edeyim diyor. Sure, let's meet at a cafe. Bak bu pis herife bak. Pis adam herif ödev ya. Yapalım diyor, bu kafede buluşalım diyor. Tabii bu tarz şeyler olabilir, İngiltere'de yaşanabilir. Şimdi request yani ricalara bakalım. Will you dance with me? Benimle dans eder misin? Veya will you help me with the housework? Bana ev işinde yardım eder misin? Veya will you open the window? Pencereyi açar mısın? It is hot in here. Burada could da kullanabiliriz. Could you dance? Veya da could you help me? Veya could you open the window diyebiliriz. Will kelimesi kullanabiliyoruz. Will you open the window? Pencereyi açabilir misin? It's hot in here. Burada hava sıcak. Mesela şurada demiş ki will you come around my house at 9? Benim evime saat 9 gibi gelebilir misin? Uğrayabilir misin diyor. O da diyor ki sure. I will be there on time. Emin ol orada olacağım zamanında diyor. Şimdi bir de how to book a room in the hotel. Yani nasıl oda ayarlarız bir otelde onu göreceğiz. Şimdi İnternetten ayarlarız. İnternetten ayarlarız ama bazen telefonla da görüşmemiz gerekebilir. Yok internet çekmeyebilir, şarjım bitmiş olabilir. Telefonla normal bir şehir içi telefonla arayıp halledebilirsin. Şimdi put the sentence in the correct order. Şimdi ben ilk cümleyi ben söyleyeceğim Tonguç. İkinci cümleyi de sen söyleyeceksin. Tamam mı? Tamam anlaşıldı. Hocam. Şimdi ilk cümleyi ben söylüyorum. Ben otelci olayım mesela. Hello, this is Güneş Otel. May I help you? Yani merhaba bu Güneş Otel. Sana yardım edebilir miyim dedim ve birinci cümleyi yazdım. Hello deyince hi derim ben o zaman. Evet. Hi, I'd like to reserve a room for two nights. On ninth of May. Ha, şimdi merhaba, ben rezervasyon yapmak istiyorum, rezerv etmek istiyorum, ayırtmak istiyorum bir oda. İki geceliğine Mayıs'ın 9'una diyor. O zaman bu ikinci cümle olabilir, harika. Sonra ben de cevap veriyorum sana, diyorum ki how many people is the room for? Yani oda kaç kişilik olacak? Kaç tane insan mı kalacak odada yoksa sen mi kalacaksın? Yani kim kalacak gibi bir soru soruyorum. Burası üçüncü cümle. Evet. O zaman hocam burada ne olabilir? Just for me. Sadece benim için. Tek başına. Aa yazık. Üzüldüm. Tek başına geliyor. Olsun. Sıkıntı yok. Yalnızlar diyarında. Arkadaşı yok. Otel, Güneş Otel'e şeysiz geliyor. Arkadaşsız geliyor. Devam ediyoruz. O zaman başka bir soruyla ben diyorum. Sure.
Hold on a moment please. Birkaç dakika bekleyin lütfen. I will check it. Hani aslında otel boş ama ben de hani otel doluymuş da ya, yer yokmuş. Fiyat arttırmaya çalışıyorum. Fiyat arttırmak için böyle bir hava oluşuyor. Resmen havalı ya. O sırada müzik çalıyor. Müzik çalıyor sırada. Sen bekliyorsun tabii. O zaman buraya demiş. Diyorsun ki çok havalı bir şey var. Yani halbuki çok, bir tane adam var. Aynen aslında. Bir tane otel zaten sıkıntılı bir otel. Evet, devam edelim. Hocam bu çok zor. Bunu yapamayacağım galiba. Gerçekten çok zor. Kafam karıştı. Bak bu tür sorularda dikkatli ol. Derin bir nefes al ve sonrasında diğerlerine bak. Diğerleri dolduysa bu boşsa sonuncu sırtonguç. Bunun yöntemi bu yani. Bu tür soruların taktiği bu. Diğerleri boşsa en sonuncusu budur. Dolayısıyla burası da 6 oluyor. O zaman ben soruyorum sana. Could I have your name and surname? Onu ben soracağım. Pardon hocam. Yani burada tabii hata olmuş yani. Beklettikten sonra ben soruyorum. Could I have your name and surname? İsmini ve soyismini alıyor. Sonra da fiyatı kilitleyecek otelde. Aslında boş oteli sanki doluymuş havası vererekten müşteriyi bir şekilde ikna etmeye çalışır. Şimdi başka bir diyalogumuz var. Inviting someone on the phone diyoruz. Bu sefer de diyalog önemli hocam. Diyalog kurmamız lazım Tonguç. Bak monolog tek başına dia iki demek Latince'de. İki, diyalog yani iki kişi yapılıyor. Şimdi diyalog yapıyoruz. Put the sentence in the correct order. Doğru sıraya dizin diyor kelimeleri. Şimdi ilkini ben yapacağım gene. Hi Molly, what's up? Diye ben bir şey soruyorum sana. Bu birincisi olsun, tamam. Merhaba Molly, what's up dedim. Şimdi sen ikinci cümleyi bulalım. I am fine, thanks. Harika. What's up nedir, nasılsın demek hocam? Evet, hi Molly, what's up diye sorunca ben, sen de tabii ki I'm fine, thanks. Teşekkür ederim, iyiyim dedin. Şimdi ben sana bir şey soruyorum. Listen, have you got any plans on Saturday night? Yani dinle. Bu cumartesi gecesi... Hocam bir mükemmel bir sesiniz var gerçekten. Biraz bu da bir teyzeler kendi aralarına konuşuyorlar. Yani böyle bir altın günü düzenleyecekler herhalde. Listen, have you got any plans on Saturday night? No, why you are asking? Şimdi bak, dinle. Cumartesi gecesi planın var mı diye sordum ben. Molly'ye. Ben de yok diyorum. Nerede? Ha, burada. Ha. No, why you are asking? Niye soruyorsun diyor yani. Pakizciğim niye soruyorsun? Ne oldu diyor. O da cevap veriyor. Diyor ki... I have two tickets for tennis tournament. İki tane biletim var. Tenis turnuvası için diyor. O zaman burası da... Beşincisi oldu. O zaman sen de cevap patlat hadi bakalım. Sen de pakize olarak da Molly ile konuştun. Cevabı patlat bakalım. Acaba bulabilecek misin cevabı? O da önemli tabii. Dikkatli ol. Az önce söylediğim yöntemi unutma bak. Hepsi doluysa sonuncu boşluk odur. Hadi bakalım. Oh, sounds awesome. Where and when shall we meet? Oh diyor. Yani oh yazıyor zaten. Oh be. Oh be diyor ya, şükür. Kulağa hoş geliyor. Harika geliyor. Nerede ve ne zaman biz buluşacağız diyor. Dolayısıyla bu da 6. cümlemiz oluyor. Hadi bakalım bu haftanın ödülü sorusunda sen yap. Şimdiden çalışmalarına başarılar diliyorum.